ve sizleri lokumlar diyarına götüreceğiz ve 70 çeşit lokum diyeceğiz. Cem Mete Okur'la birlikte. Sözü uzatmıyorum Cem. Arkada öyle bir hazırlık var ki sendeyiz. Evet Nilgün Balkaç, sizin de belirttiğiniz gibi lokum diyarlarından biri. Aslında lokum Türkiye genelinde oldukça yaygın yapılan yerler, ürünlerden biri ama Yalova'da bu konuda oldukça iddialı. 70'in üzerinde lokum imal eden bir ustamız var, Feridun Usta. Hemen onun yanına doğru gidiyoruz. Feridun Ustamız bize lokumu nasıl yaptığını öncelikle bir anlatmasını isteyeceğiz ve 70 çeşit lokumun içerisinde neler var onları bir söylemesini isteyeceğiz bizden. Lokum bildiğimiz gibi şeker, nişasta, su ve krem tartardan oluşan bir malzeme. Bunu kazanımızda 3,5 saat kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra kendi kasalarımız var. Önceden hazırladığımız kasalar. Onlara döküyoruz. O şekilde hazırlıyoruz. Ha, bunu içine eğer çeşit yapacaksak istediğimiz çeşidi kullanabiliyoruz. Yüzlerce çeşit yapabiliriz. Peki şöyle soralım. Nasıl bir aşamadan geçiyor? Kameraman arkadaşım göstersin evet. İstiyorum. Bu herhalde lokumu kazanı. Evet. Bu lokum kaynatma kazanı. 3,5 saat burada yavaş yavaş kaynayarak lokum haline kıvamına geliyor. Evet. Sonraki aşama kazandan çıktığı hali evet. Sanırım bunlar. Hemen kameraman arkadaşım Tarık Arslan da bir gösterebilirse lokumun kazandan çıktıktan sonraki hali aşaması bu şekilde. Daha sonra artık hanımların burada imalathanede hanımlar var. Evet. Şu anda hanımların hünerli ellerinde bu hale geliyor. Evet. Kameraman gösterebilirse. Bu şekilde kesim halini sağlıyoruz. Bir gün dinlendikten sonra ancak bu aşamaya getirebiliyoruz. Burada çikolata lokumumuz var, narlı lokumumuz var. Bir de Yalova'da kivi üretim merkezi olduğu için Yalova için özel Yalova'ya has kivili lokum üretimi. Bu kiviler Yalova kivisi değil mi? Elbette Yalova kivisi. Yalova'nın öz kivisi. Üretilen kivisi. Hemen şurada rengarenk bir görüntü var. Bu görüntüleri de bir ekrana yansıtalım. Burada hangi çeşitler var? Bu 70 çeşidin içinde neler var? Neli lokumlar var? Zereşkli var, susamlı var, Mekke gülü var, çikolatalısı var, narlısı var, kahvelisi var, safranlısı var, kadayıflısı var, gül yapraklısı var. Sultan çeşitlerimiz var. Portakallı, güllü, limonlu, naneli lokumlarımız var. Evet, rengarenk bir görüntü var. Feridun Usta, kahveli lokum dediniz az önce. Kahveli, yani genelde evet. Lokum kahvenin yanında tüketilen bir şey ama. Kahveli çok güzel bir özdeş sağlıyor lokum. Bu kahve tiryakileri bunu özellikle şey yapıyorlar, istiyorlar. Onun için özellikle kahveli lokum da yapıyoruz. Hem içine hem dışına hoş bir şey veriyor, ahenk veriyor. Peki ne kadar sürüyor bir lokumun hazır olması? Ortalama ilk andan son ana gelmesi, son halini alması ne kadar ortalama sürüyor? Ortalama bir gün. Bir gün mutlaka geç. Bir gün dinlenmesi lazım. Kazandan çıktıktan sonra bir gün dinlenmesi lazım. Şu şekilde döküyoruz. Bu bir gün dinleniyor. Bu dinlendikten sonra ancak ertesi gün bunu kesin yapabiliyoruz. Yoksa yapamayız bunu. Çünkü şey yapar, nasıl söyleyeyim size, özelliğini kaybeder. Evet, çok teşekkür ediyoruz Feridun Usta'ya. Şunu da ifade etmeden geçmeyelim. Tatlı hayatımızda vazgeçilmezlerden birisi aslında. Evimizde baklava, ne bileyim pasta, ne bileyim çeşitli tatlılar yapabiliyoruz aslında ama lokum pek evde imal edilen bir şey değil. Genellikle dışarıda hazır aldığımız tatlılardan biridir ki işte Yalova'ya dair de kivili lokumu bir kez daha ekrana yansıtalım istiyorum. Çünkü Türkiye'deki kivi üretiminin %60'ı Yalova'dan karşılanıyor. Yalova kivi kivisiyle de ünlü bir şehir diyelim. Lokum da oldukça meşakkatli. Kivili lokumu da belki Türkiye'nin birçok yerinde bulamayız. Belki de sadece Yalova'da var diyebiliriz bu konuda. Yani 70'in üzerinde çeşidiyle lokum konusunda da Yalova'da oldukça iddialı ürünler mevcut. Evimizde yapamasak da lokum imalathanelerinin de hazırlanan lokumlar yaklaşık bir günlük bir aşamadan sonra müşterilerine ulaşıyor diyelim. Tatlı bir haberle, tatlı görsellerle Yalova'dan görüntüler bu kadar, aktaracaklarımız bu kadar diyerek Nilgün Balkaç sözü tekrar size bırakalım. Cem Mete Okur çok teşekkür ederiz. 70 çeşit lokum tamam hepsi çok güzel ama gerçekten kivilisi benim dikkatimi çekti. Çok farklı bir lokum olduğunu söylemekte fayda var. Çok teşekkür ederiz Cem Mete Okur bu saatte içimizi ısıtan görüntüleri ekranlara taşıdığın için. Günaydın, hafta sonuna devam ediyoruz.